Bazen gözlüklü halini özlüyorum be abi. Ardacığım çok tuhaf huylarınız var, evet. Niyeyse benim sürekli 5 yıl önceki, 6 yıl önceki, 10 yıl önceki halimi özleyen falan insanlarla dolu internet. Ben hiç özlemiyorum eski hallerimi ha. What If 4. bölüm çok iyi olmuş abi bu arada. Azerbaycan'da seni çok seven arkadaşım var. Hepsinden selamlar. Tekrar yazmam gerekiyor. Çok istek var abi. Eyvallah Burak, selam söyle herkese. Çok sağ olun. Abi Twitch'te çok sinirliydin. Ya genel olarak yani eski sinirim öfkem benim çok kalmadı. Hala dünyaya biraz sinirliyim ama en azından insanlara falan eskisi kadar öfkeli değilim. Ya bir de şey oldu arkadaşlar. Bunu daha önce birkaç kere anlatmıştım ama. Ve belki bu size tuhaf gelecek ama mesela böyle Euro'nun 2,5 olduğu, insanların üniversiteden mezun olduğunda daha fazla iş imkanının olduğu bir dönemde yaşadık biz. Çok değil, 5-6 yıl öncesi yani. İşte dönüyorsun sen ne diyorsun bilmem hangi bölümünde şeyi falan konuşuyoruz baya böyle. Yalnız bir şey diyeyim mi? İşte gittik Yunanistan'a, Euro 2,5 TL, acımadık yine de 2,5 TL'ye. Kilo kilo et yedik falan diye anlattığımız bölüm var mesela. Euro 2,5 TL, yine de acımadık falan diyoruz yani. 3-4 sene öncesi ha. Yani ondan sonra her şey o kadar hızlı, o kadar kötüye gitti ki. Mesela bende de bir noktada insanlar olan bir böyle genel ya da aptallığa olan falan öfke şeyi de azaldı. Mesela eskiden böyle K-pop falandım böyle, şimdi şey oluyorum. Ne yapsın çocuklar, ne dinlesin? Mustafa Ceceli mi dinlesin falan oluyorum böyle. Ya da ne bileyim işte Wattpad okuduğumda da artık eskisi kadar gömmüyorsun falan diyorlar. Böyle oluyorum. Bu çocuklar diyorum hangi okulda neyin eğitimini aldık ya, Allah bilir imam hatipli bu. Yazık kendince yazmış bir şeyler falan oluyorum böyle içimden. Yani şey oldum böyle. Ne bileyim ne ekersen onu biçersin. Yani ben kendi dönemime göre yaşadığım ya da insanların çok daha bir takım bir şeylere ulaşabileceği bir dönem gördüğümüz zaman o zaman şey diyordum, aga diyordum her yerde imkanımız var. Her şey elimizin altında. Çalışırsan halledersin. İnternet sizin elinizin altında. Buna rağmen bu kadar aptal olur mu? Allah belanızı versin gibi bir öfke geliyordu bana, tamam mı? Ama bugün bu saatte bu öfke gelmiyor. Onun yerine şöyle oluyorum. Yazık ne yapsın bu çocuk? Yani bunun anası babası 20 sene AKP'ye oy vermiş. Kendisinin geleceğe dair bir ümidi yok. Okulda desen hiçbir şey anlatmıyorlar. Boş geliyorlar, boş gidiyorlar. Dil öğretmiyorlar, dünyadan haberi yok. Kendisi bakmaya çalışsa, hadi bir noktaya kadar bakan bakıyor, devamında bakamayan oluyor falan. Böyle genel bir şey geldi yani. Yazık ya falan oldum artık. Ne yapayım? Çünkü yani millet çekip çıkaramıyor ki kendisini bu çukurun içerisinden. Millet de bu çukurun içine koyan utansın. Yani zaten millet böyle bir çukurun içerisinde daha da burada insanları tokatlamanın kardeşim işte çalışıp yaparsınız falan. Geçti o günler. Benimki her zaman biraz çalışıp yaparsın öfkesiydi. Yani şey oluyordum mesela. Salak salak yorumlar geliyor diyordu videolara. Diyordum ki ulan aptal. Aç interneti. Oku öğren. Anla bir şeyler falan. Şimdi böyle oluyorum. Ne yapsın bunu işte. Cahil bırakmışlar bu çocukları falan oluyorum. Gerçekten böyle bir şey geldi yani. Bunu zaten konuştuk ya. Yani konu gerçekten şeye geldi. Bugün büyümekte olan bir gence evladım oku da adam ol, insan ol, bir şey ol yani hayatta bir yerlere gel falan dediğinde kişi sana şey diyebilir. Abi güzel diyorsun da bugün gitmiş yangın yerlerinden duyar kasan TikTokçular bizden benim mezun olduğumda alacağım maaşın 5 katını kazanıyorlar. Ben niye okuyayım adam olayım dese bu ülkede artık bu insana diyecek bir lafın yok. Haliyle ben de birazcık saldım gencoları öyle söyleyeyim. Ne diyeceksin çünkü? Ne ekersen onu biçersin. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yoksa ben hala mesela kendi eşim dostum bir tane tanıdığım bildiğim insan mesela böyle bir aptallık diyebileceğim bir şey yapsın. Çok kızıyorum. Abim sana yakışıyor mu? Sen böyle birisi değilsin. Niye düşünmedin bunu falan? Yani benim her zaman kısıttığım şey şuydu. İnadına cahil kalmak, inadına öğrenmemek. Ama bugün artık şey, yani çok böyle genetik piyango vurmuş birisiyse hakikaten kendi kabuğunu kırıp insanlar bunun dışına çıkıp yepyeni bir şeylere ulaşabiliyor. Şey bile geçti ya içimdeki açıkçası. Free to play oynayan çoluğa çocuğa çok kızıyordum mesela, tamam mı? Lan diyorum bu kadar oyun var ne yapıyorsunuz falan. Sonra bir dönem bu gencolar dediler ki aga abi işte paramız yok falan. Bu Euro'nun 2,5 olduğu zamanlarda, tamam mı? Yani Euro'nun 2,5 olduğu zamanlarda da şey oldum böyle.
E ne bu? Mail göndermişler. Ha dur, şunu verify edeyim bir dakika. Yani bir şeyden ulaşılabilir olduğu bir zamandı o gerçekten. Şimdi mesela millet paramız yok dediğinde şöyle oluyorum. Doğru, yok. Hakikaten parası yok milletin diyorum yani. Hani PC de almaya çalışsa alamaz. Alsa pişman olacak. Yani o parayı başka bir kenara koysa belki daha iyi olacak falan. Değişti yani. Benim de bakış açım değişiyor. Dünya değişiyor çünkü. Ben sonsuza kadar insanları tokatlayarak hayatıma devam edemem ki. Arkadaşım yani şu an Authenticator eklenmek vakti midir ya? Hakikaten. Tuttular Authenticator diye. Oo, Tofik 5 kişi abonelik hediye etmiş. Dikkatli olun, onlara da bakın ha. Notification'lara bakın yani. O yüzden mesela ben eskiden hatırlıyor musunuz? Steam indirimleri dışında çok öyle şey yapmazdım. Şu oyun çok ucuz, buradan ucuz alabilirsiniz falan demezdim. Aksine şöyle olurdum. Abi birikik dedim, bir 200 TL bir oyunu aldım. 200 TL kendi paranı vererek bir oyunu aldığın zaman iyidir bu. Yani sen de tüketici olduğunu hissedersin. Bu sana bir sorumluluk verir, güç verir falan gibiydim. Şimdi şöyle oluyorum. Bu öptürü boktan oyun 200, bu öptürü boktan oyun 620 TL, öyle mi? Belki de LoL'de kalmalısınız çocuklar falan oluyorum. Yani ne diyeyim yani? Artık gerçekten geldik tuhaf bir konuya yani. O yüzden yani bana millet şaşırıyor böyle işte şey diye. İşte abi eskiden ne güzel herkesin anasını atlıyordu. Ne yapayım? Milletin affedersiniz anası mı kaldı? Anası ağlamış milletin artık. Yani o yüzden bir noktada şey oluyorum. Ha işte ama mesela geçen gün bir tane marka canımı sıktı. Gördünüz yani. Yoksa yani öfke bence doğru yerde kullanıldığı zaman mantıklı bir şey. Öyle gelip geçen her şeyi öfkeleniyorsan sürekli o artık sende bir psikolojik problem olduğu anlamına geliyor. O da mantıklı bir şey değil ki. Her şeyi öfkeleniyor. O artık RP karakteri böyle. Sürekli böyle şey. Falan diye böyle bir karakter. Her şeyi rage geçiriyor. Böyle bir tane şey bir karakter vardı. Globalde meşhur olmuştu bayağı. Neydi çocuğun ismi ya? Tombalak bir abi böyle. Harbi ama Amerikan şişmanı böyle büyük. Benim iki katım böyle kilolu yani. Şey ebat olarak da büyük bir çocuk yani. Onun böyle bir RP karakteri vardı. Mesela aklı başında bir çocuk o bayağı. Ama millet sürekli bundan böyle öfkelensin, sürekli absürtlükler yapsın istediği için herif her videosunda delirip çıldırıyordu böyle. Deliriyordu. Her videosu artık bu olmuştu çocuğum. Bir şey oluyor, deliriyor böyle. Abik gubik tepkiler veriyor. Hatırlıyor musunuz karakterin ismi ya? Millet de bunu seviyor yani. Tyler 1 miydi ya? Tyler 1 değildi. Yok, Magic masası deviren çocuk. Ya Angry Joe bile eskisi kadar angry değil, farkında mısınız? Angry Joe bile böyle oldu. Angry Joe bile tatsız Joe oldu mesela. Çünkü yani Angry Joe'yu falan düşünürseniz vakti zamanında bizim gibi insanlar çıkıp şeye kızıyorduk. Ulan yazıklar olsun, oyuna DLC mi koydunuz falan diyorduk. Şimdi böyle şey diyoruz. Neyse, monetization formülü en azından çok hayvanca değil falan diyoruz. Çünkü her şey o kadar kötüye gitti ki ortalama bir şey artık böyle eyvallah demek istediğin diyebildiğin bir noktaya geldin yani. Nerd Rage Magic The Gathering desem sanki bulurum çocuğu ya. Ha Francis işte. Şu çocuk. Well, I just don't understand why you're not attacking. I what am I gonna do? Block with a fucking dice? You might. I mean, well, no, it's just bullshit. You got a lot of mana. What I'm trying to say is, fine, fine. I don't even have cards in my hand. And I talk like a fucking land. This is 14 of 17. Fuck! So are you done? Yeah, go. Just go. Just, I mean, go ahead and attack me. Okay, well, first I got the turn record double triggers on my. I don't care! Well, it's a mandatory trigger that I've actually got to resolve. Fuck, I'm at 6, dude! Well, I can't do anything. It's my upkeep. God damn it! God damn it! So, and so. Here, we'll do this. Seriously, I'm gonna scoop. I'm gonna one, scoop. You don't have to scoop. You don't have to scoop. You're not actually dead. One through four will resolve 5 and 6. Three. 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 I'll get this card back. God.
God damn it. It's a grasshopper phantom. It doesn't matter. What do you want to do? Bounce my human? I really don't know what you're next capable of is the problem, though. God damn it. I'm losing my patience. God, you... Double play? Fuck! You're kidding! Judge. Fuck this game! Fuck you! Bu eleman Boogie. Normalde bir sürü konuda böyle aklı başında yorumlar yapan bir çocuk. 4.2 milyon abone mi? Vay bu arada. Bayağı da kilo falan vermiş ya. Değiştirmiş kendini bayağı. Helal. Ama 2012'de düşen o videosundan sonra herif bir ara şey oldu böyle. Hemen herifin kanalına girsinler. İşte Francis diye o karakterin ismi de Francis yani. Francis bir şeyleri devirsin. Francis bir şeylere çok sinirlensin. Francis bir şeyleri aşağılasın falan. Herifin kanalında hala en çok izlenen videolarda bu arada şey. Francis'in videoları. Sürekli böyle işte şey bir şeylere aşırı tepki versin, monitörü yumruklasın, bilmem ne yapsın falan filan. Onun dışında ama aklı başında falan videolar çekip adam sohbet etmeye başladı milletle. Al bak 50 bin izlenmelere falan düşmüş ondan sonra. Aklı başında muhabbet çünkü böyle bir şey. Yani adamın gelip de ya arkadaşlar evet ya o konuda da şöyle oldu, ben de böyle düşünüyorum falan filan gibi uslu konuşmasını millet kaldıramadı. Millet şey istiyor yani, meme uçlarından alev püskürtsün falan. Drama ekmektir işte yani. Ama nereye kadar zorladığınla alakalı. Bence bir yerden sonra artık şey oluyor. Yani.